Arkadaşlar şimdi programlamada çok önemli bir konsepte başlıyoruz. Abstrak sınıflar. Yani soyut. abstrak soyut demek ama aslında bakarsanız klasları da bir soyut veya interfaceleri konuşacağız. Onlar da soyut yapılardır. Fakat bunun adı yine abstrakt olarak verilmiş. Biz de o, o süreçte ilerleyeceğiz. Dediğim gibi programlamada çok önemli bir yere sahiptir. Ve neredeyse hani kurumsal firmalarda mutlaka sorulan sorulardan bir tanesidir. İşte abstract class nedir? Niçin kullanılır? Bana bir örnek verebilir misin? gibi e, bir konu olan temel konulardan biridir. Abstract sınıflar arkadaşlar bakın sınıf diyorum. Yani daha önce öğrendiğimiz class'larla e, yapısal anlamda e, bu yapısallığı işte onun klas e, anlamında yapısallığından bahsediyorum. Bir farkı yoktur sadece kullanım farkı vardır. Fakat klasları arkadaşlar, abstrak klasları normal klaslar gibi e, belli kurallardan geçirerek kullanabiliyoruz. Örneğin hani bir klas başka bir bir klası inherit ettiğinde başka bir başka başka bir klası inherit edemiyordu. Yani bir klas sadece bir sınıfı inherit edebilir. Bir sınıf sadece başka bir sınıfı miras alabilir diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Dolayısıyla, abstrak sınıflar da adı üstünde sınıftır, sadece başka bir sınıfı ee, inherit edebilir veya bir sınıf sadece bir abstrak sınıfı inherit edebilir. Örneğin, bir sınıf herhangi bir sınıfı artı abstrak bir sınıfı miras alamaz. Dolayısıyla, klaslardaki durum aynen burada geçerli. Fakat, abstrak sınıflarla ilgili sintaks anlamında farklılıklar vardır. O da kullanım ihtiyaçlarıyla gelir. Yine genellikle programcılar abstrak sınıfları sintaks olarak çok güzel öğrenirler, bilirler. Ama bunu hani gerçek hayatta nasıl uygulayacağız hususuna gelince orada sıkıntılar çıkar ve birçok programcı yine abstrak sınıfları bilmesine rağmen farkında olmadan kullanmamaya başlar projelerinde kullanmaz. Neden? Çünkü onu özümsememiştir. İşte benim burada size vermeye çalışacağım yapı abstrak sınıfları anlamak ama onu gerçek hayatta uygulayabilen programcı olmak olacak. Yine bundan önceki konularda olduğu gibi. Hadi gelin başlayalım. Şöyle ki ben bir proje oluşturacağım öncelikle. Find new project next diyorum. Onu command line app olarak yine oluşturacağım. Ve projemin ismini abstract classes olarak veriyor oluşum. Evet, hadi başlayalım. Şimdi e, herhangi bir klası düşünecek olursak arkadaşlar, yani Java Class diyelim ve burada e, şeyden hiçbir fark yok yani. Bakın burada Class olarak oluşturuyor. Dikkat edin, hani abstrak diye bir seçenek yok. Ha bu arada abstract diye bir seçenek de olabilir bazı idelerde. Ama burada mesela IntelliJ buna ihtiyaç duymuyor yani çünkü normal bir klas ee, ve hadi gelin bir normal bir class oluşturalım. Örneğimiz şöyle bir örnek olacak. Bir tane oyun yazıyorsunuz ve oyunda puanlama, puan hesaplama işlemi yapacaksınız. İşte e, bu bakımdan e, puan hesaplamada belli algoritma yazacaksınız. Biz işin algoritma tarafına girmeyeceğiz. Amacımız abstrakları öğrenmek. İşte e, oyununuzda 3 tane kullanıcı oluşturmak istiyorsunuz. Biri Erkek kullanıcılar, biri kadın kullanıcılar, yetişkinlerden bahsediyorum. Bir de çocuk kullanıcılar. Hani böyle demografik bir şey yapmak istiyorsunuz. Bu bakımdan e, burada bir puanlama sistemi getirmek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki puanlama yaparken erkek ve kadın kullanıcılarda herhangi bir e, şey yok, e, fark yok. Yani erkek kullanıcılarda, kadın kullanıcılarda, yetişkinlerden bahsediyorum. İşte e, bir Aynı hesaplamadan geçerek e, puan alacaklar. Hadi gelin yapalım. Şöyle ki, Game Calculator diye bir tane class oluşturuyorum. Bu benim temel Game Calculator olayım olacak. Şimdi az önce bakın ne dedim? Dedim ki bakın çocuklar için bir hesaplamam var, kadınlar için hesaplamam var, erkek kullanıcılar için bir hesaplamam var. Dolayısıyla bakın hep hesaplama var. Yani hesaplama sadece içeriği değişebilir ama hesaplama yine yapılacak. O yüzden böyle durumlarda aklınıza hemen bir base gelecek. Ya yani şuraya girmeyin mesela. If kadınsa, if erkekse, if çocuksa bunu yaptığınız anda o spagetti kod dedik ya ona dönersiniz. O yüzden böyle bir durumda hemen ha bir base olacak. Çünkü hepsinde hesaplama var. O yüzden ben bir tane base calculator diyorum. Yani ee, oyun şey base diyorum. Game calculator diyorum. Bu benim temel nesnem olacak. Başına base de ekleyebilirim. O sizin hani e, yoğurt işiniz. Fark etmez bu. Burada yapıyı anlamaya çalışın. Bu bakımdan public void hesapla. Şöyle küçük harfle başlayayım. Hesapla. Şöyle bir tane basit bir hesaplama yaptınız. Şöyle ki burada da system.out.println nokta, nokta, deyip şöyle puanınız niye çıkıyor puanınız diyelim işte mesela 100 puan alsın tabii ki burada bir algoritma olacak işte aldığı e, oyunun türüne göre açtığı aşamalar veya o an topladığı atıyorum altınlar neticesinde bir puan vereceksiniz ama hesaplama aynı ben dolayısıyla default olarak hani bir hesap yaptığımı varsayıyorum. Buralar hani şeye girmiyorum, algoritmaya girmiyorum. Projeler geliştireceğiz sizinle. Burada yapıyı anlamanızı istiyorum. Bakın puanınız 100 dedim. Bu noktada şimdi e, genellikle böyle fonksiyonel yani fonksiyonel yapıda e, geliştirme yapanlar hemen şöyle buraya bir şey yapar. int tip. Yani int tip dediği bir ise kadın, iki ise erkek, üç ise çocuk gibi. Dolayısıyla hemen gelir buraya. If der, if tip eşittir bir ise böyle, if tip eşittir iki ise şöyle, if tip eşittir üç ise böyle. Bu ne oldu bakın? İşler iyice şeye döndü. Spagettiye döndü. Yani aslına bakarsanız hani if kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada bakın birbirinin alternatifi olan işler var. Siz aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. Kadın için bir şeyi, erkek için aynı şeyi. Yani sadece orada parametreler değişiyor. Çocuk için başka bir şey. Yani işler değişiyor. Dolayısıyla bur burası, burayı tabiri caizse o spagetti diye. Yani çorbaya diyelim. Çorbaya çevirmemek lazım. Aksi takdirde e, ilerleyen zamanlarda değişiklikler geldiğinde o kodun içerisinde boğulmaya başlıyoruz. O yüzden ben biz ne yapıyoruz? Daha önce de yaptık bunu hani banka işinde. Game Calculator. Mesela men game calculator. Yani erkek oyuncu için hesaplama. Arkadaşlar şu an yaptığımız yapı aslına bakarsanız temel anlamda birçok tasarım deseninin de aslında implementasyon yani uygulamasını yapıyoruz biz burada. Hani eğer ilginiz varsa şu an yaptığım şey aslında bir strateji desenini bir, bir parçasını uyguluyorum mesela. Ama yani tasarım desenlerini ezberlemeyin. Bu size hiçbir şey katmaz. Sizin burada öğrenmeniz gereken nesnenin altyapıyı yapıyı öğrenmek. Man, man game calculator dedim. Kime extend ediyor? Tabii ki game calculator. Bu ne anlama geldi? Artık man game calculator'da o hesaplama söz konusu. Sonra geldim şöyle bu noktada ee, bir tane daha klas ekliyorum. Name bura, burada ise game kalku, şey man game calculator kalk, değil de eee woman game calculator olarak bunu da veriyorum. Şöyle calculator olarak veriyorum. Bu da extend edecek kimi? Game calculator. Bakın burada da sıkıntı yok. Sonra geldim bir tane de kids game calculator. Yani çocuklar için hep puan hesaplamayı yapacağız. Bu da extends game calculator. Bakın tamamdır. Buraya kadar yani daha önce öğrendiğimiz yapıyı kullandık biz. Yani ne demek bu? Buraya gelir programcı. Buraya gelir. İstediği, örneğin womensa, women game calculator. Women game calculator is new. Women game calculator der. Sonrasında ise women game calculator nokta hesapla der. Eee, parametreyi verir. Tabi burada biz game calculator'da arkadaşlar. Ben şurayı silmeyi unutmuşum int tipi. Ben yazarken fark ettiniz çok yüksek ihtimalle. Dolayısıyla burada bakın hiçbir sıkıntı yok. Çalıştırayım. Puanınız 100 diyecek. Yani çocuk için de, erkek için de, kadın için de aynı sonucu verecek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Bu Game Calculator'a ben bir tane daha operasyon eklemek istiyorum. Mesela şöyle ki public void game over. Hani yandı. Oyunu bitti demek yani. Buraya da system.out.println nokta, nokta, Oyun bitti. Mesela bir şey yazmak istiyorum. Şimdi dolayısıyla bakın ben hepsinde aynı şekilde human game calculator'ı böyle game over diye diyerek oyunu bitirebilirim. Yani oyun bitişi erkek için de aynıdır. Kadın için de aynıdır. Çocuk için de. Yani bu bizim sistemimizin tasarımı tabii ki. Yani bizim sistemimize göre oyun bitirme ekranı herkeste aynı olsun. Yani oyun bitti yazsın. Ama gel gör ki dedim ya hesaplama kullanıcı tipinden kullanıcı tipine değişkenlik gösteriyor. Yani kadın için ayrı eğer oyuncu kadınsa. Erkekse erkek için ayrı. Çocuksa çocuk için ayrı. Böyle durumlarda iki yönteminiz var. Ya birinci yöntemi kullanırsınız. Yani neydi birinci yöntem? buraya gelirseniz ee, game calculator'a burada bunu yazdınız zaten. Ha gördünüz yapıyı. Ondan sonra şöyle game calculator'ın şu hesaplasını kopyalayayım. Mesela gelirim buraya. Bunu override edebilirim. Ondan sonra örneğin erke erkeğin hesaplama sonucunda puanı 90 olsun. Bir algoritması farklı yani. Orada kullandığınız if'ler vesaireler farklı. Kadına 100 verelim kadına 95 verelim. Çocuklara 100 vermek istiyorum. Çocuklara da gelip burada 100 verelim. Bakın böyle ezebilirsiniz yani. Bu bu yapıda. Hani şey de diyebilirsiniz. Mesela default bir hesaplama var. Yani şuradaki gibi default bir hesaplama var. İsteyen ezebilsin, isteyen ezmesin. Mesela çocuk için ezmek istemiyorsunuz. Çocuk için base'deki yapı geçerli olsun. Böyle diyebilirsiniz. Fakat bir kullanımda abstraction arkadaşlar. O ne demek biliyor musunuz abstraction? Şöyle ki diyorsunuz ki ben bunu abstract işaretliyorum. Ve şu operasyonu hiçbir şekilde default olmayacak. Olmasın istiyorum. Yani şunun sonuna geliyorum noktalı virgül diyorum. Buraya da geliyorum diyorum ki abstract. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şu demek. Game over ben yazdım. İsteyen override edebilir. Hatta override edilmesini de istemiyorum mesela. Buna da böyle bir şey yazdım. Yani bu şu demek. Bu game calculator'ı kim kullanıyorsa game over'ı olduğu gibi kullanmak zorunda. Bu hiçbir zaman değişmeyecek bir kuraldır. Fakat hesaplaya gelince hesapla kim implemente ediyorsa kim inherit ediyorsa yani hesaplayı içermek zorunda. Fakat fakat hesaplayı override etmek zorunda. Yani kendi hesaplasını yazmak zorunda. İşte böyle durumlarınız varsa şu an bu oyunda olduğu gibi. Yani hesapla var. Evet, hesapla diye bir imza olması gerektiğini ben zorunlu kılıyorum. Çünkü tüm oyuncular için bir puan hesaplama sistemi olması zorunlu olan bir oyundur bu. Ama bunu kullanıcı türüne göre herkes override edecek. Dikkat ettiniz mi? Bakın bunu biz zaten yazdığımız için bakın Burada hiçbir arıza yok. Burada da arıza yok. Bakın hesaplayı koydum ama kitse geldim diyor ki üzerine geldim. O bir abstrak sınıf. O yüzden diyor senin diyor hesaplayı implemente etmen gerekir. O hesapla operasyonunu senin burada içermen lazım. Şöyle bakın bunu seçtiğim zaman şöyle ampul de açtığımda bakın diyor ki implement metot. Bakın orada da zaten hangilerini istiyorsa onları getiriyor. Ve üzerine de şöyle override'ı da koyduğunuz zaman bu şu anlama geliyor. Buna bu annotation demek arkadaşlar. Konuşacağız bunları ileride. Şimdilik böyle bilin. Bu şu demek. Ben bunu üzerine yazdım demek. Yani bunun bu, bu tip bir kullanım aynı zamanda okun, okunurluğu da arttırır. Yani kullanan kişi ha bunu birisi bu klasta üzerine yazmış. Herhangi bir normal bundan önceki örneklerimizde olduğu gibi de yapabilirsiniz yani oraya da overwrite diyebilirsiniz. Yani kısacası abstrakları bu noktada gerçek hayat projelerinde nasıl kullanacağınızı anladığınızı düşünüyorum. Yani benim bir tane operasyonum var. Birden fazla da olabilir tabii ki. Operasyonum var. Onun içerisini ben de belirlemek istemiyorum. Belirlemek istemiyorum. Ama bunu kim inherit ediyorsa hesaplayı override etmek zorunda. Yani kendi kodunu yazmak zorunda. Benim zorunlu kıldığım tek şey bu hesapla operasyonu mutlaka olacak. Dolayısıyla şimdi kurallara gelelim arkadaşlar. Abstrak bir sınıfın abstrakt olabilmesi için abstrakt imzasıyla e, beslenmesi gerekiyor. Operasyonun abstrakt olabilmesi için yine abstraktla beslenmesi gerekiyor. Abstrakt bir klasta illa bir abstrakt olmak zorunda değil arkadaşlar. Böyle bir zorunluluk yok. Yani tamamlanmış operasyon deniyor tamamlanmış operasyon demek işi bitmiş çalışan operasyon demek olabilir tek başına hem o hem hem abstrakt sadece abstrakt sadece abstrakt olabilir tabii ki ben burada iki operasyon yazdım onlarca abstrakt operasyonumuz onlarca da tamamlanmış operasyonumuz da olabilir şimdi kullanıma gelelim arkadaşlar Şimdi abstrakları niye seviyorum ben? Ee, sevdiğimi daha önce söylemedim ama seviyorum. Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar abstraklarla. Abstraklar sizin beyizi gizlemek istediğiniz zaman da kullanılır. Örneğin yani game calculator'dı, değil mi? Bakın game Calculator'ı şöyle yapıyorum. Eşittir new game calculator diyorum bakın. Bakın. Yani bunu bu şekilde kullanmak otomatik getirdi idemiz. Bu şekilde kullanmak mümkün değildir arkadaşlar. Yani kısacası abstrak sınıflar abstrak ya abstrak sınıflar asla nivlenemez. Nivlenebilmesi için nivlenebilmesi için sizin onun operasyonlarını aynen şuradaki imza kullanımda olduğu gibi ezmeniz gerekmekte. Ama bunu Asla kullanmayın arkadaşlar. Bu iyi bir kullanım değil. Yani çirkin bir kullanım açıkçası. Düşünsenize her niyiledinizde içerisine mi dolduracaksınız? Benim tercih ettiğim bir yöntem değil ama var öyle bir yöntem. Onu söyleyebilirim. Ee, dolayısıyla abstraklar tek başına kullanılamaz. Ama normal bir sınıfla yapısal anlamda farkı yoktur. Dolayısıyla daha önce yaptığımız gibi, örneğin ben bir tane Game Calculator ereği oluşturup, Game calculators deyip eşittir diyerek ee, şöyle onu isterseniz tek bir game calculatordan gideyim ha, referans tutmak adına game calculator eşittir new ee, örneğin human game calculator diyebilirim yani onun referansını tutabiliyor bakın dikkat edin bu ne anlama geldi siz bir operasyona parametre olarak game calculator verip isterseniz women, isterseniz men, isterseniz kids ekleyebilirsiniz. Bu yapı bize nasıl bir ortam sağladı? Arkadaşlar yarın öbür gün oyuna yeni özellik eklemek istiyorsun. Yani bunlar burada güzel işte. Hani polimorfik yapılar. Yarın yeni bir şey özellik eklemek istiyorsunuz. Özelliğiniz de mesela older game calculator. Yani yaşı ileri olan kullanıcıları da e, belli bir demografik yapıya sokmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki extends game calculator. Bunu yaptığınız anda ne demekti bu? Sizin şunu hesaplayı artık yaşlı kullanıcılar için de ona göre işte puanlamayı nasıl yapacaksanız ona göre yapmanız gerekir. İşte abstraction programlamada tam olarak bu. Yani normal klaslardan tek farkı e, bunu biz nivleyemiyoruz. E, zorunlu operasyonlar ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Yani zorunlu içi doldurulması gereken, herkesin ayrı ayrı doldurması gereken operasyonlar doldurabiliyoruz. Dolayısıyla base tek başına bir anlam ifade etmiyor. Base orada bizim için sadece bir referans tutucu e, görevi ve kuralları ortaya koyan görevini görüyor arkadaşlar.